20. mektup, 2. makam, 4. kelime. Lehul mülku. Yani ferşten arşa, seradan süreyeye, zerrattan seyyarata, ezelden ebede kadar. Her bir mevcut, semavat ve arz ve dünya ve ahiret, her şey onun mülküdür. Yani üstad, hepimiz mülk Allah'ındır diyoruz da nasıl Allah'ındır? Ferşten arşa, seradan süreye, ya zerrattan seyyarata, ezelden ebede kadar. Her bir mevcut, semavat ve arz, dünya ve ahiret, her şey onun mülküdür. Amin. Üstad diyor ya hani abi öyle, insanda zaten sıkıntı var. Evet. İnsan ruhiyet daha ediyor. Üstad evet. Diyor ki, sen onun hem mülküsün, evet, hem ben mülküsün, hem de mülkünde çalışıyoruz. Evet. Kaçacak yer bırakmıyor. Kaçacak. Yani bize ait bir şey yok ki. Hı. Ama insanlar böyle bir şey. Yani boşuna üstadla uğraşmamışlar. Yani o kadar yani zehirlemişler, hapse atmışlar, sürgün etmişler ama boşuna etmemişler yani. O da bize rahat bırakmamış ki bize. Hı, yani nefsimize, şeytanımıza göz açtırmamış yani. Evet. Malikiyet mertebe-i uzması tevhid-i azam suretinde onundur. Malikiyet mertebe-i uzması tevhid-i azam suretinde onundur. Ne demek Ahmet abi bu? Bunu bir daha okuyayım ben. Malikiyet mertebe-i uzması tevhid-i azam suretinde onundur. İlk okuduğun cümleyi işte. Bu özetlemiş. İlk okuduğun. Zerradan Süreyya'ya. Evet. Ondan sonra alem-i şehadet, alem-i gayb, her türlü alem onun mülkü. Evet. Yani malikiyetin, evet, malikiyet onun ama nasıl onun? Tevhid-i azam suretinde onun. Her şeyde tevhidi gösteriyor. Evet. Yani hiç mesela şimdi devlette ne var? İşte diyelim devletin mülkü olan yerler var ama olmayan özel teşebbüsler de var. İşte yap işlet devlet modeliyle bazı şeyler var. Ve bir şirketin içerisinde ufak tefek bazı şeyler olabiliyor. Ama burada ne diyor? Malikiyet mertebe-i uzması tevhid-i azam suretinde. Yani bir iğne ucu kadar bile yer kalmayacak şekilde onundur. Şu mertebe-i uzma-i malikiyet ve makam-ı azam-ı tevhidin bir hüccet-i kübrası latif bir zamanda, latif bir hatırada Arabi ibaresi şu acizin hatırına ilka edildi. O latif hatıranın hatırı için aynı ibareyi kaydedip sonra mealini yazacağız. Evet, mülk umumen onundur. Meali, Arabi fıkranın meali, mülk umumen onundur. Zira şu büyük alem tıpkı bu küçük alem gibidir. Her ikisi de onun kudretinin masnuu ve kaderinin mektubudur. Yani insanı düşünsen kainatı mı? Kainatı düşünsen insan mı? Evet. İkisi de onun. İkisi de onun. Tanrıların Arabaları diye bir kitap var. 1968 yılında çıkan. Evet. Erich von Däniken beraber yazarı. Bu adam ateist. Şeyi savunuyor. İşte ilkel çağda yaşayan insanları uzaydan gelen tanrılar onları idare etmiştir, medeniyeti öğretmiştir, teknolojiyi onlara öğretmiştir. Aslında bizim anladığımız manada bir ilah yok. Hı. İşte fezadan gelen, uzaydan, gezegenlerden gelen insanlar
medeniyet varlıklar, medeniyet olarak dünyadaki insanlardan daha medeni, daha ileri olduğu için onlar Tanrı olarak kabul ediliyordu diye. Fakat bu adam Allah'ın takdiriyle bütün böyle Hristiyan ve Yahudi devletlerinde sadece ve sadece İslam'ı baltalaması, İslam aleyhinde konferanslar vermesi için dolaştırılmıştır. Türkçesiyle tebliğci veyahut da misyon hareketleriyle. Fakat bir yerde hastalanıyor. Hastalanınca tabii herkes buna tedavi için imkanlar, her şey sağlanıyor. Tedavi olamıyor. Yani hastalığı iyi olmuyor. Diyor ki ben bu hastalığı yenmek istiyorum. Şehir şehir dolaşıyor, hastanelere gidiyor, şehir temiz havalar, işte derler ya gıdası, nemli, şu bütün çok ülkelere dolaşıyor. Hastalıktan kurtulamıyor. Ve en sonunda diyor ki bütün dünyayı dolaştım. Bırak bütün dünyada Allah'ın yani Kur'an'ın ve Müslümanların inandığı Allah'tan kaçmayın. Allah'ın şu bedeninde yaratmış olduğu kendi hakimiyetinden kurtulamadan ve ona teslim oldum diye Müslüman oldum. Hmm. İşte lehül mülk dedi. Evet, Allah razı olsun. Şu büyük alemi ibda ederek onu bir mescit haline getirmiş, bu küçük alemi icat ederek onu da bir sacit kılmıştır. Yani birisi mescit, birisi sacit. Şunu bir mülk şeklinde inşa etmiş, bunu da bir memlük olarak icat etmiştir. Şundaki sanatı bir kitap olarak tezahür etmiş, bundaki sıbgayı ise hitap çiçekleri suretinde açmıştır. Şundaki kudretiyle haşmetini gösterir, bundaki ise rahmetiyle nimetlerini tanzim eder. Şundaki haşmeti onun vahidiyetine şehadet eder, bundaki nimetleri ise onun ahadiyetini ilan eder. Şu dediği kainat, evet. Bu dediği de insan. Evet. Kainat insan. Evet. Şu büyük alemi kül ve eczalarında onun sikkesi okunduğu gibi bu küçük alemin cisim ve azalarında da onun hatemi vardır. Birinci fıkra, yani şu kainat denilen alemi ekber ve insan denilen onun misali musavvarı olan alemi asgar, kudret ve kader kalemiyle yazılan afaki ve enfusi vahdaniyet delillerini gösteriyorlar. Evet, kainattaki sanat-ı muntazamanın küçük bir mikyasta numunesi insanda vardır. O daire-i kübradaki sanat-ı sani-i vahitte şehadet ettiği gibi şu insanda olan küçük mikyastaki hurdebini sanat dahi, yani o saniye işaret eder, vahdetini gösterir. Yani birisine teleskopla bakılıyor, birisine mikroskopla bakılıyor. Ama ikisinden de görüntü, netice aynı. Samanyolu galaksisine bakıyorlar, işte galaksiye bakıyorlar. Oradaki görünen görüntüyle işte beyindeki sinir hücresindeki görünen fotoğraf aynı. Demek ki aynı sanatın, aynı sanatkarın elinden çıkmış. Hem nasıl ki şu insan gayet manidar bir mektubu Rabbani'dir. Muntazam bir kaside-i kaderdir. Öyle de şu kainat dahi aynı o kalem-i kaderle
fakat büyük bir mikyasta yazılmış muntazam bir kaside-i kaderdir. Hiç mümkün müdür ki hadsiz alem-i farika, alamet-i farika ile bütün insanlara bakan şu insandaki, insan yüzündeki sikke-i vahdet. Hiç mümkün müdür ki hadsiz alamet-i farika ile bütün insanlara bakan şu insan, insan yüzündeki sikke-i vahdet. Hiçbirimizin yüzü birbirisiyle aynı değil. Vahdaniyet sikkesiyle. İslam'ı da anlatıyor abi. Evet. Kainat-ı uzak çöllerinde Cenab-ı Hakk'ın varlığına, gününe, derinlere toplama ihtiyaç yok. Evet. İçinde oturduğum vücut kafesine bak sen diyor. Evet. Cenab-ı Hakk'ın varlığını bilmeyi görebilirsin. Değil mi? Evet. Yani kendini okumak. Evet. İnsan. Evet. Allah razı olsun. Evet. Yani bir şeye, ressama, meşhur bir ressama çizdiriyorlar. 100 tane insan sureti çiziyor birbirinden farklı. 101.yi benzetiyor diğerine. Ama şu ana kadar 150 milyar insan gelmiş dünyaya. Evet. Hiçbirinin ki o kadar dar alanda aynı şeylerle, yani hepimizin şey aynı, göz, burun, işte kaş, ağız aynı şeylerle ama bu kadar farklı çizilmesi, sikke-i vahdet ve bütün mevcudatı omuz omuza, el ele, baş başa veren kainat üstündeki hatem-i vahdaniyet, vahid-i ahetten başka bir şeyin müdahalesi bulunsun. Evet, bütün mevcudatı omuz omuza, baş başa veren, yani kainata baktığımız zaman adeta bir fabrikanın çarkları gibi hepsi birbiriyle düzenli, intizamlı, nizamlı, her birisi birbirine yardım ederek bu kainat bir fabrika gibi çalışıyor. İkinci fıkra, Sani Hakim, Alem-i Ekber'i öyle bedi'i bir surette halk edip ayat-ı kibriyasını üstünde nakşetmiş ki kainatı bir mescid-i kebir şekline döndürmüş. Sani-i Hakim, Alem-i Ekber'i öyle bedi'i bir surette halk edip ayat-ı kibriyasını üstünde nakşetmiş ki kainatı bir mescid-i kebir suretine, şekline döndürmüş. Ve insanı dahi öyle bir tarzda icat edip ona akıl vererek onun o mucizat sanatına ve o bedi'i kudretine karşı secde-i hayret ettirerek, tabi bazen insan o kainatta gördüğü hakikatleri, şeyleri secde-i hayret ediyor ama tam yerine teslim etmiyor. Ben şeyde Adana'da medresede kalırken bizim böyle, biz bile bir girişte kalıyorduk. Binanın da böyle şeyi var, bahçesi var, içinde işte gül ağaçları falan var. Şimdi üst katımızda böyle bir abla vardı, eczacı, ehli dünya böyle bir abla. Ya bir gün baktım, yani içerideyim ama bir ses geliyor, bir hayret, bir şey. Gayri ihtiyar ya dedim, ne oluyor dedim. Baktım böyle geçmiş o güllerin karşısına. Pencereden şöyle baktım, bir sesler geliyor, böyle değişik şey sesler, böyle hayret ifade eden sesler. Yani baktım ki o güllere karşı o kadar hayretini, o kadar onların güzelliğine karşı şeyini ifade ediyor ki. Ya dedim içimden, bir de Allah desen var ya Allah, bitirirsin mesela. Yani secde-i hayreti ediyor ama sadece neticeye bağlayamıyor bazen. İşte diyor yani o da celaline, cemaline, kemaline karşı. Evet. Yani 900 anlatıyor yani. Evet. Bütün kainatta bir de yine şey, yine işte bir hamd. Hiçbir evet. Şey yoktur. Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tez, büyük bir mescid. Evet. Dolayısıyla diyor ki bizde niye namaz? İşte namazın manasının biz bu. Evet. Celaline, cemaline, kemaline. Biz namazı öyle kırsak köşeye değil. Evet. Bedi'yi kudretine karşı
akıl vermiş, o akılla onun mucizat-ı sanatına ve bedi kudretine karşı secdeyi hayret ettirerek ona ayat-ı kibriyayı okutturup kemerbeste-i ubudiyet ettirerek o mescid-i kebirde bir abd-i sacit fıtratında yaratmıştır. Fıtratımız o. İbadette ve hayrete ve secdeye dönük bir fıtratımız var. Bu fıtratı doğru kullanırsak kullanırız. Kullanmazsak bir yerde ineğe secde edilir, bir yerde ateşe secde edilir, bir yerde puta secde edersin, bir yerde başka şeylere secde edersin. Şimdi usta bunu niye diyor abi? Diyor ki eskiden putperestlik vardı. Putperestlik fakat putlara. Şimdi yani sürek perestlik var. Hakikaten bir bakıyorsun bu toplum nereye gidiyor? Evet. Bu zamanda. İnsan gibi bir tane şarkıcı işte. Ama o bin kişi bir de. Evet. Acayip bir şey. Oraya gidiyorsun bir maç oluyor. Benden ne oluyor? Garip bir halimiz var yani değil mi yani? Evet. Evet, hiç mümkün müdür ki şu mescid-i kebirin içindeki sacitlerin, abidlerin, mabudu hakikileri o sani-i vahitten ve ehadden başkası olabilsin? Üçüncü fıkra, o malikül mülkü zülcelal, alem-i ekberi, bağsız küre-i arz yüzünü öyle bir surette inşa ederek yapmıştır ki, birbiri içinde hassiz daireler olup her bir daire bir tarla hükmünde olup vakit be vakit, mevsim be mevsim, asır be asır eker, biçer, mahsulatını alır, mütemadiyen mülkünde çalıştırır, tasarruf eder. En büyük daire olan zerrat alemini bir tarla yapıp her zaman kainat kadar mahsulatı kudretiyle, hikmetiyle ondan eker, biçer, kaldırır. Alemi şehadetten alemi gayba, daire-i kudretten daire-i ilme gönderir. Her gün ne oluyor? Yeryüzündeki hem maddi şeylerle hem de manevi ibadetlerimizle, kulluklarımızla, dualarımızla alemi şehadetten ondan sonra alemi gayba sürekli mahsulat gönderiyoruz. Sürekli işte cennete bazıları gönderiyor, bazısı cehennemine şey gönderiyor. Sürekli buradan mahsulat var. Hani Behlül Lüdane'ye diyorlar, nereden geliyorsun? Diyor ki cehennemden geliyorum. Hayırdır, niye gittin diyor. Ateş lazımdı, ateş almaya gittim. Diyor, hani getirmemişsin? Dediler ki diyor, herkes ateşini dünyadan getirir. Buradan değil. Evet, sonra yine başka şey diyor üstad, burada elma yersin, orada elhamdülillah yersin. Yani buradan oraya gönderiyoruz. Sonra mütevasıt bir daire olan zemin yüzünün aynen öyle bir mezra yapmış ki mevsim be mevsim alemleri envaları içinde eker biçer kaldırır. Manevi mahsulatını dahi gaybi, muhrevi, misali bir manevi alemlere gönderir. Manevi mahsulatını. Bir maddi mahsulat var demek ki. Bir de ne var? Manevi mahsulat var. Şimdi bir çiftçi ne yapıyor? Tarlayı ekiyor. Tarlayı ekerken diyelim birisi namaz yok, niyaz yok, şey yok. Sadece ne yapar? Eker. Ondan sonra kaldırır. Neyi eker? Neyi kaldırır? Maddi mahsulatını eker, kaldırır. Şeyde ne diyor? Namaz bahsinde diyor ki eğer bir insan namazını kılıyorsa o bahçesinde çalışması ibadettir. O bahçesinden diyor İnek yese, sinek yese, müşteri yese, hırsız yese hepsi ona sevaptır. Ne yaptı? O maddi mahsulatla birlikte dünyadan manevi mahsulat da kaldırdı. Hepimiz içtimai hayatın içerisindeyiz.
bir taraftan kendi işimizi yaparken o maddi mahsulatla birlikte manevi mahsulatı da kaldırmak için Cenab-ı Allah bizi göndermiş. Esas oradan murat ve maksat Cenab-ı Allah'ın, yani bize niye dünyaya göndermiş, niye ticaret yapıyoruz, niye ziraat yapıyoruz? Esas ebedi hayatı kazanmak için yapıyoruz. Birisi Fırıncı abiye ne demişti abi, bunları kastediz deyince havaalanında? O tabiri geçen de düşündüm de hatırlayamadım. Bunların gazeteciliği formaliteden mi diyor, ne diyor? Yani ona benzer bir şey diyor yani. Yani dünyevi işler de, dünyevi şeyler de esası ibrevi şey çıkarmak içindir. Abi özür dilerim, 17. sözde değil mi? Onu çok muazzam bir şekilde anlatıyor. Evet. Az önce zikrettiğiniz 21. sözdeki o şeyler, iki adamdan bahsediyor. Evet. Birisi diyor ki aman, zaten ben bu dünyadan çekip gideceğim diyor. Bu da evet. Zahmetini niye çekeceğim diye. Evet. İkinci adam çok manidar söylüyor. Evet. Diyor ki, daha çok da ibadetle beraber evet. Sayı helale çalışacağım. Evet. Ahiretime daha çok ziya göndereceğim, ışık göndereceğim. Evet. Yani bu dünyada da çalışmamız lazım. Gayret evet. etmemiz lazım ama şartını koyup tabii. Evet. Her şeyin bir usulü var yani. Evet. Diğer bir usul ise şu, insan öyle olduğu gibi sair mahlukat. Evet. Yani cansız maddeler, canlı nebatlar, hayvanat dahi onların her birinin yaptığı kendisine mahsus bir amel olduğu gibi evet. Esma-i İlahiye hangi cihette aynı olmuşsa evet. onların yaptığı tesbihat alemi manaya gidiyor. Evet. Onlar da kayıt altında. Orada güzel manzaralara dönüşüyor. İnşallah. Evet. Daha küçük bir daire olan bir bahçeyi yine 100 defa 1000 defa kudretle doldurup hikmetle boşalttırıyor. Daha küçük bir daire olan zihayatı, mesela bir ağacı, bir insanı 100 defa onun kadar ondan mahsulat alır. Demek o Malikül Mülkü Zülcelal küçük, büyük, cüzi, külli her şeyi birer model hükmünde inşa ederek yüzler tarzda taze taze nakışlar, münakkaş mensucatı, sanatını ona giydirir, cilve-i esmasının mucizat-ı kudretini izhar eder. Kendine, kendi mülkünde her bir şeyi birer sayfa hükmünde inşa etmiş, her bir sayfede yüzer tarzda manidar mektuplarını yazar, hikmetini, hayatını izhar eder, zişuura okutturuyor. Şu alemi ekberi mülk şeklinde inşa etmekle beraber şu insanı dahi öyle bir surette halk etmiştir ki ve ona öyle cihazat ve aletler ve havaslar ve hissiyatlar ve bilhassa nefis ve heva ve ihtiyaç ve iştaha ve hırs ve dava vermiştir ki o geniş mülkünde bütün mülke muhtaç bir memlük hükmüne getirmiştir. İşte hiç mümkün müdür ki pek büyük bir alemi zerrattan ta bir sineye kadar bütününü mülk ve tarla yapan ve küçük insanı da o büyük mülke nazır ve müfettiş ve çiftçi ve tüccar ve dellal ve abid ve memlük yaptıran ve kendine muhterem bir misafir ve sevgili bir muhatap ittihaz eden o Malikül Mülkü Zülcelal kendinden başka o mülke tasarruf edip o memlüke seyit olabilsin. Dördüncü fıkra, Sani-i Zülcelal, alemi ekberi, sanatı o derece manidardır ki o sanat bir kitap suretinde tezahür edip kainatı bir kitab-ı kebir hükmüne getirdiğinden aklı beşer, hakikat-ı fenni hikmet kütüphanesini ondan aldı
ve ona göre yazdı. Ve o kitab-ı hikmet o derece hakikatle bağlı ve hakikatten medet alıyor ki büyük kitab-ı mübin bir nüshası olan Kur'an-ı Hakim şeklinde ilan edildi. Hem nasıl ki kainattaki sanat kemal-i intizamdan kitap şekline girdi, insandaki sıbgatı ve nakş-ı hikmeti dahi hitap çiçeklerini açtı. Yani o sanat o derece manidar ve hassas ve güzeldir ki o makine-i zihayattaki cihazatı fonograf gibi nutka geldi, söylettirdi ve öyle bir ahsen-i takvim içinde bir sıbgayı Rabbaniye vermiş ki o maddi cismani ve camit kafada manevi, gaybi, hayattar olan beyan ve hitap çiçekleri açıldı. Ve o insan kafadaki kabiliyeti nutuk ve beyanı o derece ulvi cihazat ve istidat vermiştir ki sani-i ezeliyeyi muhatap yapacak bir makamda inkişaf ettirdi, terakki verdi. Yani fıtrat-ı insaniyedeki sıbgay-ı Rabbaniye hitabı ilahi çiçeğini açtı. Hiç mümkün müdür ki kitap derecesine gelen bütün mevcudattaki sanat ve hitap makamına gelen insandaki o sıbgay-ı vahid-i ahad'dan başkası karışabilsin? Haşa.